Günaydın ve happy sevgililer günü. Sevgisi olan, olmayan herkesin bugünü kutlu olsun. Sevgi günü ilan edelim bugünü. Nasıl ama? Bence iyi fikir. Bugün bir vlog tarzında şu işlerimi halledelim diyorum. Yani hem size son zamanlarda özellikle seyahat için aldığım şeyleri göstereyim. Hem de birlikte valizimi yapalım diye düşündüm. Çünkü gitmeme 4 gün kaldı. O yüzden artık hazırlamanın vakti geldi. Aslında şu baştakinde full hediyeler var. Bir arkada biraz kıyafetim var. Zaten çok fazla kıyafet götürmeyeceğim oradan alacağım için. Çok fazla kıyafet yok. Ama yine var. Sonuçta bir şey giymem gerekiyor. Ama kozmetik, yani bir makyaj çantası hazırlayacağız, yük bakım çantası hazırlayacağız. İşte maşasıdır, cartıdır, curtudur falan filan işte biliyorsunuz. Bilmiyorum. Umarım keyifli bir video olur bugün. Başarabilirim, becerebilirim. Geçenlerde şu tukolardan aldım. Saçlarımı toplamak için. Çünkü çok nadir ısı uyguluyorum ama bugün çok yani dün boyadığım için ve bakım yapmayı unuttuğum için çok kurular. Ama yarın saçıma Olaplex 3'ü uygulayacağım. Neyse şimdi saçımı geçelim. Şöyle boş şişelerden aldım. Bunların içerisine işte yüz yıkama jeli falan koyarım diye düşündüm. Ama bir set aldım. O yüzden ona gerek kalmadı. Buna da lens suyu koyacağım. Yani lens solüsyonumu koyacağım. Ben lentlerimle beraber gelen bu Labella solüsyonu kullanıyorum. Ama yani böyle büyük bir şişeyi götürmeme çok hiç, yani hiç gerek yok. Zaten az kullanıyorum. Ben şimdi bunu boşaltacağım ama bu baya sertmiş. Bu arada Türkiye'ye gelmişken belki Labella'nın başka lenslerini alırım. Bilmiyorum, henüz karar vermedim. Çünkü yıllık lenslerim var aslında. Ama bir tane mavi istiyorum. Şimdi bunun bir de böyle tıpaç mı denilir buna bilmiyorum. Şöyle böyle en azından kolaylıkla şey yapabileceğim. İşte lens kutuma koyabileceğim. İyice bir kapatalım. Test. Tamam, sızdırma falan yok. Okey, bunu hallettik. Bu geri gelsin. Ben geçenlerde bu Tangle Teaser taraklarını biliyorsunuzdur. Bundan bir tane aldım. Çünkü yıllar önce kullanıyordum. Çok memnunum. Yani bunun muadilleri tabii ki de var. Ama hiçbir orijinali gibi değil bence. Muadilleri çok çabuk yıpranıyorlar. Çok çabuk onları atıp yenisini almak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bir kere böyle bir yatırım yapın bence saçlarınız için. Bunu direkt böyle kutuyla koymayı planlıyorum. Çünkü yani silikon olduğu için ezilmesini istemiyorum. Çok düşünceliyim değil mi? Muhteşemim. Onun dışında şöyle ne bu? Diaderma markasına ait bir havuç yağı aldım. Cilt bakım yağı aynı yani. Şöyle görünüyor. Biraz kötü kokuyor. İyi de sıkmamışım. Ama bunu da yanıma alacağım. Şimdi bunları aslında, yani bu cilt bakımına giren kısımları bir makyaj çantasına koysak hiç fena olmaz derken ben birazını böyle hazırlamışım. Bunu kullanabiliriz. Onun dışında klinikten çok sevdiğim setimin seyahat boyunu aldım. Ben 3 numarayı kullanıyorum. Burada böyle klinikten başka ürünlerim var.
O yüzden ben diyorum ki, hatta bu çanta da klinikten geldi. Şey yapalım. Bunu kutuyla götürmeyeyim ben. Değil mi yani? Niye gereksiz yer harcayalım? Ben böyle, annem süpürge yapıyordu, süpürge bitirdi. Ben böyle şu üçlü seti şuraya vallahi sığıyor. Yani burası direkt cilt bakımı olmuş olur. Hatta seni de koyabiliriz buraya. Sen de cilt bakım yağısın sonuçta. Tamam, bunu asabiliriz o zaman. Başka. Şurada neler var ondan bahsedeyim. Bir misal su aldım. Çünkü illaki ihtiyacım olacak. Bir temizleme ürünü var. Sonrasında geçenlerde ben böyle kalıp sabunu alıp rendeleyip böyle bir sabunluğa koydum. Bununla siz çok aşağıda kalıyorsunuz. Neyse gördünüz, ben bunu şimdi kullanayım. Bununla şey yapmayı planlıyorum. Kaşlarımı sabitlemeyi planlıyorum. Bu yüzden de yine DM'den Rossmann gibi düşünebilirsiniz. Böyle silikon fırçalar aldım. Bunu en azından temizlemek daha kolay olur diye düşündüm. Sonrasında ne var? Burada bir diş fırçası aldım. Sonra bunları hayatım hiç denemedim ama denemek istiyorum. O yüzden yanıma aldım. Yani denemedim derken ben normalde şey kullanıyorum. Elektronik olanlar kullanıyorum. Ama bu sefer böyle manuel bir şey almak istedim. Sonrasında 2 adet parfüm var. Bunun içerisinde biri Christina Aguilera'nın Violet Noir isimli. Of, muhteşem güzel kokuyor. Daha böyle akşama uygun bir parfümü. Ve Secret Kiss diye böyle ruj formunda bir parfüm. Buna inanmayacaksınız. Ben 4,5 euroya aldım indirimden. Çok güzel durmuyor mu şişesi ve kokusu da çok böyle şekerli bir koku ama böyle sizi bayacak bir şeker değil. Bunu da yanımda götüreceğim. Bu gündüz bunu, akşam da ötekini kullanırım diye düşündüm. Sonra şöyle minik maskelerim var. Onun dışında bir adet açılmamış jilet başlığı. Jiletimi de alırım. Sonrasında bir tane de böyle çok fazla nemlendirme isteğim olursa diye bir adet vücut ve yüz kremi. Bu bebek kremi. Yani bebek kreminin bir zararı olacağını düşünmedim. Bu var. Onun dışında Blistex'ten böyle çok salladım sizi. Blistex'ten bir lip balm. Hatta bir şey diyeyim, onu hiç bu sonuçta akabilecek bir şey değil. Ben bunu direkt şey yapayım. El çantama koyayım. Çünkü uçaktaki havalandırmalardan benim dudaklarım çok kuruyor. Bunu yanıma alayım bu çöp olduğu zaman. Onun dışında bir bunun adı ne? Gargara mı? Bir gargara. Sonrasında tonik olarak keşke bunu da koyabileceğim küçük bir şey olsaydı ama yok. Solüsyonumu koyayım. Bu sivilceler için iyi olduğu için bunu alacağım yanıma. Bakar mısınız? Doldu. Sonrasında bir saç maskesi. Bir de çok sevdiğim, yani ergenliğimden beri sadece bunu kullanıyorum. Yani bende başka markayı göremezsiniz. Yani ancak bu marka iflas edecek, piyasadan çekilecek falan yani. Hidrofugal. Eğer terleme probleminiz varsa, benim çok yok ama yine de asla terlemiyorsunuz bununla. Tamamdır. Yani bu aslında bu şekilde bitti. Bir de lenslerimi koyarım işte içine. Tamam. Bu valize girmek için hazır. Hatta
Deodorantımı çıkarayım çünkü buna ihtiyacım olacak. Henüz 4 günüm var. Ama bunu bu şekilde valize koyabiliriz. Neredeyse unutuyorum. Bunu da buna koyacağım. Bu ikisi tamam. Şimdi bir de makyaj. Makyaj içinde bunu kullanırım diye düşündüm. Aslında bunda da yeni aldığım birkaç bir şey var. Bir sünger aldım. Essence'den L'Oreal'in True Match fondötenini aldım. Bir de Essence'in bir kapatıcısını aldım. Sonra Douglas'ın kendi markasına ait bir kaş pomadı. L'Oreal'in ışıltılı bazı ve en sevdiğim Flormer'in bronzerini almışım. Şimdi buna başka ne ilave edeceğiz? NARS'ın bu kitini alacağım. Çünkü içerisinde hem kontür yapabileceğiniz hem de allık yapabileceğiniz bir şey var. Far paleti almayacağım yanına çünkü. Gider gitmez ipek kirpik yaptırmayı düşünüyorum. O yüzden fara falan ihtiyaç duyacağımı düşünmüyorum. Sonrasında ruj. En zor benim için ruj. MAC'in bu Sultry Move isimli. Şu an dudaklarımda da bu var. Bu rujunu alacağım. Bu mutlaka. Sonra MAC'in kırmızı isterim diye Russian Red'ini alıyorum. Başka da bir şey almamı gerek var mı? Bir tane hani kalıcılığından emin olduğum için Flormer Kiss Me More serisinden. Benimki değil. Benimki Peach yazıyor. Numarası silinmiş arkadaşlar. Numarası silinmiş. Bilmiyorum. Peach ama. Sonra NYX'in kahverengi bir göz kalemini. NYX'in artık minicik kalmış. Böyle beyaz değil aslında. Daha böyle pembe beyaz bir göz kalemi. Ne olur ne olmaz rimel. Bu rimeli lütfen gidip dener misiniz? Essence'in Lash Princess. Bu suya dayanıklı olanı. Ama muhteşem yapıyor. Yani şu an gözlerimde tek kat var. Cidden tek katta böyle bir etki. Bayağı iyi. Bunu bayağı sevdim. Bu kadar. Başka rujumu almam herhalde. Almam diye düşünüyorum. Devam edelim. Bir allık daha alacağım yanıma. Aslında götürmek için hem kontür hem göz farı olsun diye Douglas'tan yine palet almıştım. Böyle kontür paleti biraz da kullandım. Bunu alabilirim aslında ya. Yani hem far niyetine de kullanabileceğim için. Bir de çok eski ama formadım bu kontür paletini alacağım. Hep kontür ürünü oldu gibi. Bunu hiç almayayım ya. Bunu hiç almayacağım. Evet, makyaj olarak da sadece bu. Yani dolmadı bile burası. Bu yüzden buraya şunu koyacağım. Evet, büyük bir şişe ama bonsuz olmaz diye düşünüyorum. Bu Got To Be, Schwarzkopf Got To Be'nin ısıya karşı koruyucu spreyi. Ayrıca saçınıza böyle bir ışıldık atıyor. Aa, neredeyse unutuyordum. Note'un kapıcısını da alacağım yanıma. Bir de iki tane çok sevdiğim dudak kalemini gördüm şimdi. Hatta 3. 3 tane dudak kalemi alalım. Biri Flormer 201. Biri Essence'in silinmiş numarası. Essence'in bir kalemi. Diğeri de Golden Rose'un 504 numaralı kalemi. Okey, bu kadar. Bu kadar gibi görünüyor. Buna ben ayrıyetten işte bunu koyarım. Ha, şunu koyacağım bir de. Sonrasında 2-3 tane saç lastiği koyalım. Bu kadar. Bu da bitti yani. Yani çok fazla makyaj malzemesini götürmüyorum aslında. Bir de çantama neleri koyacağım? El çantama, şu dezenfekte spreyini koyacağım. Bir Blistex koyacağım. Bunun küçüğünü alabilirim ama ya. Bunun küçüğünü alayım insan. Ellerim çünkü çok kuruyor. O kadar.
Bir bakayım. Ha bir de şunu götüreceğim yanımda. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Çinkolu bir merhem. Yara ve yani yara tedavisi için kullanılıyor ama ben böyle akşamları sivilcelerin üzerine koyuyorum. Sabah kurutmuş oluyor. O yüzden bunu mutlaka yanıma alacağım. Ama şey diye düşünüyorum. Acaba böyle bu boş çünkü. Bunu temizleyip bunu buna mı koysam? Yani böyle kocaman şeyi götürmeme çok da gerek yok gibi. Ha bir de unutuyordum bronzlaştırıcımı ve bronzlaştırıcı eldivenimi. Bir de bronzlaştırıcı eldivenimi. Onun dışında şöyle üçlü saç lastiği de alacağım yanıma. Ben bunu temizleyip bunu buna boşaltayım o zaman akşam. Tamamdır. Şimdi valizin içerisine koyabiliriz diye düşünüyorum. Bunu size göstereyim ya. Görüyor musunuz? Komple hediye. Bir de burada şey buraya birçok mama denemiştim ve sevmemişti. Bunları da yani çöpe atmak istemedim. Bunları sakladım. Bayağı çift poşet sakladım. Türkiye'deki sokaktaki hayvanlara getiriyorum. Onlara veririz. Gördüğünüz gibi bunun içinde de aslında kıyafetler var. Mesela şunu koyalım. İç çamaşırı da koyalım. Bayağı birkaç günlüğüne gidiyorum çünkü. Yani iki hafta oradayım. Tamam şimdi bunları da böyle... Aa hayır bir saniye kafam karıştı. Şu arkada yıkanmış kıyafetler var. Bunları da alacağız. Şimdi bu bir vatkalı body. Sonra bunu yolda giyeceğim. Oversized bir tişört. Bunu ayıralım. Çorapları da yolda giyeceğim. Bu tarz da yolda giyebilirim. Henüz bilmiyorum. Karar vermedim. Biraz... Kurumamış zaten ıslak. Okey. Bir de orada asılı deri bir ceket var. Onu da götürmek istiyorum ama onu galiba son gün koyacağım. Çünkü kötü olmasını istemiyorum. Ama şimdi şunları böyle koyabiliriz. İki adet çanta alıyorum yanıma. Biri bu mavi çanta. Diğeri de böyle tüylü bir çanta. Okey. Galiba hazırız. Şu mavi montumu götüreceğim galiba bir de. Sonra da bir bakalım kaç kilo hakkımı geçirmemem lazım. Sırt çantamı da bir dezenfektan koyacağım. Bir ruj koyacağım. Şurada bir de peçeteler varmış. Bir peçete daha koydum. Normal normal. Sonra maske. Bir not defteri, bir de tabii ki pasaportumu yanına almam lazım. Cüzdan vesaire. Bu da gayet hafif olacak. De laptop girecek içine. Ben şimdi hemen gidip bunların bir kilosuna bakıyorum. Biraz da bir şeyler içeyim vallahi. Dilim damağım kurudu. Tarttım. 22 kilo yani. 2 kilo
Üstündeyim ama umarım bir şey olmaz. Bir sıkıntı olmaz 2 kilodan. Göreceğiz. Ve daha içinde düzleştiricim falan yok. Neyse şimdi biraz enerjiye ihtiyacım var. Kola içeyim. Saatte öğlen oldu ya. Bu arada ben size göstermedim. Siz bir dışarının haline bakın. Buralar bildiğiniz buz pisti oldu. Ve asla belediyeler hiçbir yeri temizlemiyor. Yani insanlar geçebilecekleri yerleri kendileri temizledi. Biz de dahil olmak üzere. Ama sokaklar cidden her yerde böyle. Zuzu? Zuzu? Annem çok üzüleceğim seni. Çok üzüleceğim seni. Hadi koş. 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 Pamuk koymaya. Şu böyle büyük olanlarından seviyorum. Aslında orada gratisten de alabilirim ama karşıma çıkmışken aldım. Neyse şu anda şeyi düşünüyorum. Hani kilomu biraz şey yaptım. Açtım ya. Size koyayım şöyle. Kilomu biraz açtığım için şunu düşünüyorum. Acaba şişme mont hiç götürmesem mi mesela? Çok mu fuzuli olacak? Çünkü uzun bir kabanla gideceğim. Bilemedim. Galiba onu götürmeyeceğim ya. Bir tekrar giyip bakacağım. Hem de pamuk koymuş olurum. Bir bakacağım. Çünkü şunu düşünüyorum. Tamam şu an götürmek okey çok güzel. Ama oradan bir şey alırken hep yerim yok diye düşünmek istemiyorum. Biraz daha free olmak istiyorum o açıdan. Neyse ben bir deneyeyim, bir karar mı vereyim. Buradayım nasıl olsa. Allah'ım çok saçma bir video oluyor. Benim gibi olan var mı böyle valiz yaparken bile bu kadar çok çelişki, kararsızlık yaşayan? Varsa lütfen bir yazsanıza. Şarjım da bitiyor. Ben şimdi bunu şarja bırakıyorum. Biraz daha düşüneyim şunları. Nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi montu geri astım. Götürmeyeceğim yani. Hiç yük etmek istemiyorum kendime. Bir de şu çantayı da götürmeyeceğim. Gerek yok ya. Fazladan eşya götürmeye bence gerek yok. Çünkü oradan bir şey alacağım yani. İstanbul'dan bir şeyler alacağım kesin. Neyse bu sabah biz uyandığımızda Zuzu kustu birkaç defa ve ama hani bir halsizliği, ateşi vesaire yoktu. Sonra işte yürüyüşümüzü vesaire yaptık, hiçbir sıkıntı yok. Ya az önce tekrar bir öğürmelere başladı. Yine bir kusacaktı neredeyse ama kusmadı. Bilmiyorum üşüttü mü yoksa ona gidiyorum diye dün bir sürü ödül maması almıştım. Farklı farklı. Dün hepsini karıştırdı, bir şey mi oldu? Hani ağır mı geldi bilmiyorum. Şu an burada. Ama durumu iyi yani, bir ateşi vesaire yok. Rahatım o yüzden biraz daha ama bilmiyorum. Umarım bir daha kusmaz. Az önce gün boyu zaten hiçbir şey yemedi. Az önce mamasını birazcık yedi. Kustuğu için hani midesini yormak istemiyorum. Çok fazla vermedim. Çok az mama yedi. Artık akşama bir daha. Öyle işte. Neyse sizinle birlikte bugün böyle valizimi yaptık. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben şimdi makyajımı sileceğim. Yeni sivilcelerim çıkıyor. Bakın. Bunlara da çinkolu merhemi süreceğim. Akşam yemeyeceğim falan yani. Yarın pazartesi. Salı günü de korona testi olacağım. Yani o da negatif çıktığı sürece hiçbir aksilik olmazsa bu hafta sonu İstanbul'dayım. Böyle işte. Tamam. Benlik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Umarım güzel bir sevgiler günü geçiriyorsunuzdur. Sevginiz varsa da yoksa da hiç önemli değil. Instagram'dan gördüklerinize çok aldanmayın, tamam mı? Üzmeyin kendinizi. Öpüyorum sizi çok. Bay bay. Ha, bir de klişemizi yapmadan gitmeyeyim şimdi. Lütfen like ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.
Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bye bye.